Korku hikayem var mı? <laughs> var abi. E, 9 yaşındayım. 9 yaşındayım. Genç bir ergenim. 9 yaşında genç bir ergen olarak e, bizim bir yazlığımız var. E, ve bu yazla e, hep böyle yaz arkadaşları vardır bilir misiniz? E, Edmunds teşekkür ederim. Yaz arkadaşlarımıza bir, bir sürü atmayın abi şunu bitireyim ondan sonra atmak istiyorsanız atarsınız e, ee, yaz arkadaşlarla böyle yazın buluşur. Benim Ankaralı bir arkadaşım var abi. Ee, Ankaralı arkadaşım da, da Aykut. Hala arkadaşımdır. Hatta hayatımdaki en eski arkadaşım. 26 yaş, 25 yaşındayım. 26'ma gireceğim. 23 yıllık arkadaşım abi. Ee, Aykut'la bir ser yaz. Ee, Haziran zamanlarında 9 yaşına ne ergenlik? ergenlik zamanları işte kısmen. Dur abi izin ver. İzin ver bana. Eee Aykut'ta biz yazları Haziran gibi okullar kapandığı zaman yazlığa gelirler Ankara'dan. Biz de İzmirliyiz. Biz de yazlığa geliriz. Üç ayımızı beraber geçiririz. O da Ankara'ya geri döner abi. Bu şekilde. Şimdi İzmir'de yaşıyor gerçi. Devlet memuru falan oldu. Koskoca adam oldu abi herif. Ama ya, o zamanlar çok güzel bir arkadaşlığımız var abi. Gecelere kadar da beraber kalıyoruz. Yazlık yer ama e, yazlığın dışı abi daha bildiğin. Hatta göstereyim artık gitmiyorum nasıl olsa oraya. Eee... Şöyle yazınca çıkar büyük ihtimal. Evet abi. Burası abi yazlık. Ee, ama şöyle bir olay var abi bu yazlıkta. Şimdi burası yazlık kısmı ya. Abi gördüğün gibi etraftaki her yer dağ ve gerçekten burada hiçbir yerleşim yeri yok. Hiçbir insan yok abi. Şurada bir Balıklova köyü var. Şurada bir karşıda site var. Gene bizimki kadar küçük boyutta olan. Burası Iğdır Çeşme devam ediyor. Karaburun'da dediğim yer burası abi. Ve şu görmüş olduğunuz ekranda yani şu hale getireyim. <laughs> şu gördüğünüz yerde bizim oturduğumuz yer hariç sadece burada taş ocağı var. Burası dağın tepesi. Ee, oturan 3 tane işçi var. Bu kadar abi. Arada da tır giriyor çıkıyor. O yüzden bizim abi gece saatlerinde dışarı çıkma iznimiz var. Yani saat 12 olduğu zaman annelerimizden tevihliyiz. Evlere geri dönüyoruz. Dö dönmezsek dayak yiyoruz yani. Böyle bir Durumumuz var abi. Ee, biz de Aykut'la dışarı çıktık ama ablam geldi abi. Ee, ablam olduğu için dedik ki işte deniz abla çocuklar benle beraber işte Aykut'un annesine de söylediler. Yani çocuklar bizle beraber ee, biraz daha geç gelsinler. Biz de böyle abla ya. o harika falan baya moda girdik abi. Takılıyoruz çağlar abi diye bir tane ablamın arkadaşı var ama böyle tam piç abi. Acayip piçler. Onun da yanında kendi arkadaşları var. Biz de iki velet abi aldılar arasına onlar. Benle ablamın arasında 10 yaşlar. Yani ben 9-10 yaşlarındaysam onlar da 20 yaşlarında falanlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımdaki en korktuğum ve en uzun süren korkumu anlatıyorum bu arada. Neyse oturuyoruz. Bunlar böyle muhabbet ediyorlar. Bize de böyle arada işte kızlar kalkıp tuvalete falan gittiği zaman oğlanlar şey yapıyor böyle. İşte kamışası yürüyor mu? Eee e, klasik hani böyle yavşak hareketlerini yapıyorlar. Abi bunlar aralarında örgütleniyorlar. Ve bize şöyle bir oyun yapmaya karar veriyorlar. Diyorlar ki... Ya diyorlar senin e, diyor bir arkadaşın vardı ne oldu falan. Kenarlarında konuşuyorlar. Çağlar diyor sorma ya abi diyor. O çocuk diyor hastaneye kaldırıldı. Çok ağırmış durumu artık yürüyemiyor falan. Abi peki nasıl anlayacakmışsın ya diyor böyle olayları. <laughs> ya abi diyor çocukta diyor... İki taşak varmış abi diyor. Çocuk normali o zannediyormuş diyor. İki taşağı var zannediyormuş abi normali diyor. Adam bilmiyormuş eksik olduğunun farkında değilmiş abi diyor. Hastaneye kaldırılmış yürüyemeyecek falan diyorlar abi. Çok korkunç durumda çocuk. Ben de onu ziyarete gideceğim haftaya falan diyor abi. Aralarında böyle bir diyalog dönüyor abi üç tane olan. Kızlar kalkmışlar gitmişler. Biz de iki tane velet Aykut'u ve ben oturuyoruz abi. Ve sonra bu yavşak adam dönüp bize şöyle bir soru soruyor abi. Ya çocuklar diyor sizde kaç tane var bakın diyor çok tehlikeli Has arkadaşımız diyor. Ölüm döşeğinde diyor yani felç kalacak falan diyor. Sizde kaç taşak var diyor. Biz Aykut'la abi beraber adama dönüp gayet net bir şekilde 3 var abi diyoruz. <laughs> Ve iki taşağımız olduğu için sonra biz ablamlar geri geliyor. Bu arada bu olayın devamında bize söylemiyorlar bu işin normalinin 2 olduğunu. Biz standart insanın 3 taşaklı olduğuna inanıyoruz ve biz de eksiklik olduğuna ve felç olup öleceğimize inanmaya başlıyoruz. 3 ay boyunca abi taşaklarımızdaki eksikliği nasıl gidereceğimize dair yöntemler ve çözümler bulmaya çalışıyoruz abi. Çünkü korkumuz şu iki taşağımız var ve öleceğiz abi felç olacağız falan anladın mı? Böyle arkadaşlarımıza falan soruyoruz abi diyoruz abi böyle bir hani taşak problemi varmış abi işte felç oluyor musun falan diyoruz. Abi velet zaten sorduklarım da onlar da abi ben de duydum ya falan yapıyorlar ama hani Velet olduğu için sallıyor amına koduğumun çocukları. Ben buna en son dayanamadım abi. Gittim annemle babama size bir şey anlatmam lazım falan diye böyle. Ulan küçücük çocuğum düşün bak 9-10 yaşındayım. 3 ay boyunca altıma saçmışım. Tek, yani çift aşaklıyım ve öleceğim korkusuyla. Oturdum karşılarına abi gittim sordum. Ya dedim ben size bir şey anlatacağım. Böyle böyle bir olay oldu. Bu kadar ciddi değildim tabii ağlayarak anlatıyorum. Benim dedim iki taşak var ben ölecek miyim deyip ağlamaya başladım abi. Babam kahkaha atarak odaya gitti. Annem ayrı gülüyor. Ne alaka oğlum diyor. Ben böyle işte anlatıyorum. Bak böyle varmış işte bilmem ne abinin arkadaşı varmış. işte felç olmuş. Önümde şey diyor. Ağlama oğlum diyor. Babam dışarıdan kahkahaları geliyor ama Herifin gözleri yaşlı böyle kahkaha atıyor oturduğu yerde. Sonra <gülüyor> <gülüyor> arayıp Aykut'a anlatmıştım <laughs> abi. <gülüyor>